أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نسأل يا سيدي سلطان أولياء مدات يا مولانا أربع من كنا فيه فقد نال خير الدنيا والآخرة يا أبو يرمش رسول أكرم صلى الله عليه وسلم كم dört şey شيء ise Dünya دنيا وآخرة خير kendisindedir Evet birincisi nedir? Bir külçe altın. <laughs> İnsanlara sorsan öyle söyleyecek. İkincisi nedir? Çok lüks bir ev. Üçüncüsü lüks bir araba. Dördüncüsü devamlı gelen bir gelir. İnsanlara sorarsan dünya ehli bunu böyle söyler. Dünya ehli böyle söyler ama hadis-i şerif aleni beyan ettiğine göre dünya ve ahiretin hayrını toplayacaksın bu dört şeyle dediğine göre demek ki bu saydıklarımız dünyanın hayrı değil. Dünyanın ahiretin hayrı hiç değil zaten. Dünyanın hayrı değil. Nedir peki onlar? Nedir bu onlar? Lisanun zakirun. Birincisi bu. Allah'ı zikreden dil. Var mı sende? Var mı sende? Birincisi bu. Varsa dörtte biri elde ettin. Dünya ve ahiretin hayrının dörtte birini elde ettin. Lisanun zakirun. Allah'ı zikreden bir lisan. Allah'ı zikretmek bid'attır diyecek kadar şeyini şahkülünü şaşırdı bu insanlar. Allah'ın ismini. Ve bu acayip olan da şurası ki bu Allah'ın zikredenlerle uğraşanlar şarkı dinleyen, şarkı söyleyenlerle hiç uğraşmıyorlar. Hiçbir sohbetleri yok şarkı dinleyen ama ne yapıyorsun sen diye yani. Yok. Hatta ve hatta onları teşvik babundan konuş, konuşmalarını bile duyabilirsin. Allah'ı zikreden bir lisan. Ama bizim bizim bakacağımız, bizim ders alacağımız, bizim öğretmenimiz onlar değil. Dünya peşinden koşan insanlar bizim öğretmenimiz olamaz. Bir kadınla konuşurken konuşması değişen insanlar bizim önderimiz olamaz. Olamaz. Bakıyorsun, kadınla konuşacak adam yere yatacak neredeyse. Hocaymış bir de yani. Hocaymış bir de. Bütün hal değişiyor, tavır değişiyor. Tamamen riyakar. Sen nesin? Halis ve sadık bir Müslüman mısın? Bir takım hoca efendiler biliyor musunuz? Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretlerini kamera karşısına çıkıyor diye tenkit etmeye başladılar. Ya kamera karşısına çıkan bu hoca efendilerin şahsi hayatına bakıldığı zaman bir vakte kadar öğrenene kadar bakıyorsun kamera karşısındaki hal ve tavırları farklı. Normalde hal ve tavırları farklı. Kamera bunları değiştiriyor yani. Kamera şimdi Mustafa Hoca'ya kızıyorlar çok kameranın çok rahat konuşuyor diye. Ama biz böyleyiz arkadaş bizim meclisimiz rahat yani. Normalde de böyleyiz. Normalde nasılsak onun karşısında da böyleyiz. Bu ihlasın bir gereğidir yani. İhlasın bir gereğidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ha normal ev halindeyken birileri geldiği zaman sağını solunu düzeltti Resul Ekrem sallallahu. Bu var İslam'da. Neden? Çünkü sen ev halinde derli toplu olmayabilirsin ama misafire hürmettir bu yani. Derli toplu etrafını düzeltirsin, öyle çıkarsın. Neden? E çünkü sen İslam'ı anlatıyorsun. E, İslam'ı öğreten bir öğretmensin. Palas pandıras karşısına çıkıp insanların hakikati dinlemek varken senin saçındaki bozukluk veya hatta şuran da burandaki bozuklukla ilgilenmesin. Senin sözüne baksın. Efendimiz bu sünneti bıraktı. Hatta ve hatta Hazreti Ayşe radıyallahu teala an hala birlikteyken onun evindeyken misafir geldi dediler efendimize. Efendimiz aynı tabi bizim gibi böyle her yerde aynı yok o zaman. Bir tas su vardı. Böyle suya eğildi Efendimiz. Ayna gibi kullandı suyu. Düzeltti kendini suda. Bu nedir ya Resulallah dedi Hazreti Ayşe'de. Efendimiz de dedi ki insanlar böyle dinleyeceği insanın derli toplu olmasını isterler ya Ayşe dedi yani. Efendimiz. Bu var. Ama böyle ses değiştirmeler, hal değiştirmeler varsa sen de hastasın zaten. O hastalıkla nasıl hizmet edeceksin? Değil mi? Şeyh Nazım Kıbrıs'ı Hazretleri niye kamera önüne çok çıkıyormuş? Ya şeyhimiz e, mübarek kamera varmış yokmuş umurunda değil ki. Çoğu kendini bilmez gibi. Kamerayı ister koyun ister koymayın arkadaş. Kamerayı koymanla birlikte benim anlatacağım bu hadisi şerif, bu okuyacağım ayeti kerime burada 10 kişiye ulaşacaksa kameranın vesilesiyle 3 milyon kişiye ulaşıyor. E böyle bir hizmetin önünü mü keseyim ben? Biz şeyhimizin huzuruna gittiği zaman, gittiğimiz zaman kafamız o kadar çalışmıyordu öyle şeylere. O zaman o kadar da yeni değildi. Yoktu bu kadar şeyler yani. Ama bizim de hiç aklımız basmadı yani. Kaydedeyim diye. Sohbet edecekti bize. Bizzat bize sohbet ediyordu o zaman şeyhimiz hazretleri. O son hastalığına kadar özel böyle huzuruna çağırıp bizzat bize sohbet ederdi. Kim gitle gittiyse. Çoklarınız da biliyor zaten. Var mı dedi kayıt cihazınız? Çok önemli mevzular anlatacak. Şimdi o o gün şeyhimiz bize söyledi Allah razı olsun. Biz onu kaydettik hala dinliyoruz. Hala dinliyor. Hatıra mı dersin? Hasret gidermek mi dersin? Bir hadis-i şerifi tekrar dinlemek mi dersin? Hepsi içerisinde yatıyor yani. E sonradan sonradan tabii biz de bu sefer kamerasız gitmedik hiç. Şeyhimizde olan o güzel anları ne yaptık? Sakladık. O söylemiş olduğu sözleri, o bereketli sözleri hepsini tekrar tekrar dinleme fırsatını bulduk. E şimdi böyle bir hizmetin önüne açmış bu kadar ufku geniş bir insanı sen alacaksın hele. Yok işte çok kamera karşısına çıkmaya çalışıyordu bilmem ne böyle. Şeytanın tamamen itekleyip de insanı getirdiği bir nokta yani. Başka bir açıklaması yok. Lisanun zâkirun <laughs> Allah'ı zikreden lisan. Önce buna ereceğiz. Allah'ın zikriyle olacak lisanımız. Sonra ikinci bizden istenen ve kalbun şâkirun. Şükreden bir kalp nankör olmayacak Müslüman. Şeytanın bizden ilk olarak istediği budur. Nankör olun. Nankör olun. Daha ilk Allah'a karşı durduğu zaman şeytan Allahu Teala öyle dedi. Kullarını yolundan sapıttıracağım. Ve la tecidu ekserahum <Sessizlik> Sen onların çoklarını sana şükreden bulamayacaksın. Bu kadar edepsizce konuşabildi yani. Allah'ın huzurunda. Ama ama burası çok önemli. la tecidu aksarahum aksarahum Sadece dinlemedi. Çoklarını secde eder bulamayacaksın demedi. Çoklarını sadaka verirken bulamayacaksın demedi. Çoklarını hacca giderken bulamayacaksın. Çoklarını umre'ye giderken bulamayacaksın. Çoklarını şükreder bulamayacaksın. Öyle mi? Hele hele bu zamanda. Tam da öyle. Yani şükreden kul yok. Yok yani. Çok az. Ayetin dediği gibi. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ Şakur <الشَّكُور> Bana çok şükreden kullarım çok çok az. Gençlik verdi, sıhhat verdi, Allah'ın verdiklerini göz hiç görmüyor. Hep vermediklerinde. Neyi vermediyse orada. Neyi vermediyse orada. Allah'ın lütfuna, ikramına bir sınır mı var? İstersin Mevla'dan. Hayırlı olanı istersin. Hayırlı olanı istersin. Bazı arkadaşlarımız mesela soruyorlar. E Geçimimizin iyi olması için hangi sureleri okumamız lazım? Öteki daha da ilerliyor. Zengin olmak için hangi sureleri okumak lazım? E Çok iyi karlar etmek için hangi sureleri okumak lazım? E Dünyanın sayılı zenginleri arasına girmek için hangi sureleri okumak lazım? E ya bu sureler arkadaş siz iyi misiniz? Bu sureler imanımızı yükseltmek için indi. Ama görünen o ki siz yakında şey yapacaksınız yani surelerle dünyanın zenginler arasında girmeye çalışıyorsunuz. Bir kere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman bu sureyi okuyun zengin olun manasını da söylememiştir. Bu sureyi okuyun rızık bellidir zaten sıkıntılarını giderirsiniz üzerinizden. Hadisi şerif var. İnne ma yakhşal mu'minul fakra mahafetel afati ala dinihi. Hadis-i şerifte. Mümin fakirlikten niye korkar? Dininin afatları üzerine çökmesin diye. Bundan dolayı korkar yani. Biz okuduğumuz sureler, işte Vakıa suresini biraz önce söyledik. veya da sabah namazından sonra yaptığımız bu zikirler. Ha dünya beni ibadetlerimden alıkoymasın. Bunun için yani. Dünya beni ibadetlerini koyuyor Zaten Allahu Teala ne buyuruyor ayeti kerimede? Bu ayete iman etmedik mi biz? Estağfirullah <laughs> <laughs> bismillah. Allahu yebsutur rizqa limen yasha'u min ibadihi ve yaqdir. Aleni ayet açıkça beyan ediyor. Allahu Teala rızkı dilediğine geniş verir, dilediğine daraltır. Allah'ın dilediği. Ayet bu ya. Aleni Allahu Teala'nın bizzat buyurduğu ayeti kerime çok çalışana genişletir, az çalışana daraltır değil. Dilediğine daraltır, dilediğine genişletir. Daralttığı zaman, daralttığı zaman, sıkıntıya düştüğün zaman Allah'a sarıl. Ne ile? Sabır ile. Avazın ile, yanık niyazın ile Allah'a sarıl. Genişlettiği zaman yine Allah'a sarıl. Bu sefer şakirlerde ve kalbun şakirun grubuna gir. Şükreden. Yapsutu rızkı yaşa o yaktır. <laughs> Bu kadar. Ma'rufi Kerhi Hazretleri birisinin arkasında namaz kılmış. Namazdan sonra diyor şey yaptı. adam sormuş ya Ma'ruf geçimin nasıl sağlıyorsun? Dur demiş namazı bir kaza edeyim. Ben seni Allah'a iman edenlerden zannederdim. Sen rızık verende, rızıkta şüphe ettiğine göre rızık verende de şüphe ediyorsun. Bir namazı kaza edeyim demiş. Böyle bir iman sahibi insanlar. Ya şimdi bunu söylediğin zaman ya git deli misin sen diyor insanlar yani. Veysel Karani'ye sormuş bir tanesi nereye gideyim? Nereye gideyim? Demiş ki Şam'a git. Şam mübarek. E gideyim de demiş orada geçimimi sağlayabilir miyim? Adam böyle soruyor aynı. Veysel Karani Hazretleri böyle yapmış. Uf demiş. Aynen böyle tevekkülün kalbinde yoksa demiş Allah'a tevekkülün. Ben sana vaazu nasihat etsem fayda olmaz ki. Faydası dokunmaz ki. Vaazu nasihat vaazu nasihat doğan gibidir, şahin gibidir. Canlı olan avı avlar onlar. Ölüyü avlamazlar demiş. Vaazu nasihat de canlı olan kalbe gelir. Rızıkta şüphe eden kalp ölüdür. Vaaz onda nasıl tesir eder demiş. Düşünebiliyor musun? İnsanın kalbini titretiyor bunlar ya. Biz de ne dertler var ne dertler. ne sıkıntılar var. Allah'a tevekkül et desen adam sana deli diyor yani. Adam sana deli diyor. Allah'a tevekkül et. Celle Celaluhu. Biz Allah'a şükredenlerden olalım inşallah. Çalışan çalışsın. Çalışmak da ibadettir diye çalışsın. Ama Allah'a Bağlılığını öldürtmesin o çalıştırması. O çalışmasından rızkı geliyor diye inanmasın. Rızık Allah veriyor diye inansın. Celle Celaluhu. Huu. Çalışarak rızkını eline alandan da Allah çok memnun memnundur diye inansın. El bu habibullah diye hadis-i şerif var. Onun için çalışıyorum desin. Çalışan adam Allah'ın sevgilisidir diye buyurdu Resul-i Ekrem. Onun için çalışıyorum desin yani. Bunun gibi güzel niyetler ile yani, güzel niyetler ile. Ve kalbun şakirun başka üçüncüsü de dört tane dedik ya bu dört tane olursa eğer insanda o insan dünya ve ahiretin hayrına nail olur. Ötekisi de ve bedenun alel bela sabir. Bir beden ki diyor Allah'ın verdiği belaya sabrediyor. Bela gelir, kul imtihandadır. Herkese farklı farklı imtihan gelir. Farklı farklı imtihan gelir. Kimisinin kocası koca değildir, kimisinin karısı karı değildir. Kimisinin çocuğu çocuk değildir, kimisinin babası baba değildir. Kimisinin patronu patron değil, kimisinin işçisi işçi değil. Herkes bir türlü imtihanda. İmtihanı güzel geçirebiliyorsak tamam. O bedenun alel belai sabir sabredebiliyorsak Tamam. Allah Subhanahu ve Teala müjdeyi verirken inna Allahu ma'a de demedi bakın. Rabbiniz şükredenlerle beraber diye ayet gelmedi. Rabbiniz sabredenlerle beraber diye ayet geldi. Onun için Allah'la birlikteliği sağlamak istiyorsan sabret. Neye sabredeceksin? Allah'ın emirlerini yerine getirmeye sabredeceksin. Neye sabredeceksin? Allah'ın yasaklarından kaçmaya sabredeceksin. Neye sabredeceksin? Allah'ın gönderdiği imtihanlara sabredeceksin. Ve bedenun alel Dördüncüsü nedir? He, Allah Subhanahu ve teala bir kadın sana lütfeyledi. Hem kendini koruyor fitneden, şerden hem de malını koruyor. Hem kendi ırzına zarar getirmiyor, kocasının namusunu gözetmiş oluyor. Böylece hem de kocasının malını gözetiyor. Çar, har vurup harvan savurmuyor yani. İktisatlı. Zaten iktisat erkekte güzel ama kadında çok çok daha güzel. Çok çok daha güzel. Keza haya erkekte güzel, kadında çok çok daha güzel. Çok çok daha güzel. Yani mutlaka onda olması lazım demek oluyor. Çok çok daha güzel. Bu dört tanesi işte. Zikreden dilimiz var ise şükreden bir kalbe sahip isek, bedenimiz belalara sabrediyorsa Allah da bir tane ırzını, namusunu koruyan, malını çarçur etmeyen bir kadın da sana ikram ettiyse fakat nilte hayrayı dünya ve Dünyanın da ahiretinde hayrına kazandın demek. Araba geçiyor mu içinde? Yok. <laughs> Araba geçmiyor çok güzel olması da geçmiyor kadının. Bak namusuna dikkat etmesi geçiyor. Malını çarçur etmemesi geçiyor. Bak özelliklere bak. Çok güzeli arıyorsan hayrı aramıyorsun yani. Bu çıkıyor buradan. Önce demek ki ha hocam güzellik hiç aramayalım mı? E ara tabii güzellik de arama önce he, namus ara. Önce haya ara. Önce din ara önce ahlak ara önce bunları ara sonra akıllılığı ara akıllı olsun çünkü har vurup harman savuran akıllı değildir akıllı bir insan olsun yuvasını kurmayı bilsin yönetmeyi idare etmeyi bilsin sen erkeksin yani çocuk neticesinde bir zamana kadar annenin elinde büyüyecek erkeksin çıkacaksın işine bakacaksın o çocuk ne olacak e, gününün çoğunu annesiyle geçirecek. Nasıl bir hanım aldın? Dinine bağlı mı, zikrinde mi, fikrinde mi, namazında mı, niyazında mı? Allah'tan korkuyor mu, korkmuyor mu? E, sabah akşam dizinin karşısındaysa bir kadın, müzik dinlemek ise işi, bir tek bildiği makyaj yapmak ise, e, o senin çocuğuna ne verecek? Ne öğretecek yani? Ne biliyorsa onu öğretecek. Onları biliyor yani o. Onu yetiştiren anne de öyle yetiştirmiş. Biz bu noktalara bakalım. İnşallah da dünya ve ahiretin hayrına nail olalım. Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu. Rızkı Allah veriyor Subhanahu ve Teala. Bunları söylediğimiz zaman çoğu insanlar kıymet biçmiyor olabilir. Ama çoğu insanların dediğine göre bir nizam Allah'ın nizamına da uymuyor. Bakın ne oldu? Yani böyle bir ilahi işaret gibi müthiş derecede insanın kalbini titretecek bir olay. Ne oldu? Endonezya'da deprem oldu. Değil mi? Depremin ardından Tusun ne mi oldu? Onun ardından o da yetmedi. Yanardağ patladı. Allah'ın gazabı düşerse üzerine ne olur halin ya? Senin kurtulma imkanın mı var? Deprem oldu. Adamlar diyor şey yaptık. Depremi ölçen alet yaptık. Ben sana depremi ölçen alet öğreteyim mi? Öğret. Ne zaman deprem olur, ne zaman olmaz? Ne zaman olur, ne zaman olmaz? Bir toplum namazı bırakıyorsa arkadaş, orada deprem olur. Efendimiz bunu öğretti. Sen bin tane de alet koysan, <laughs> o depreme düşer insanlar. Deprem yaşamış bir, birisi olarak yani anlatıyorum. Deprem olur. Efendimiz böyle söyledi. Doğal afetler sarar. Bir ikisi namazı bıraktığı zaman bir toplum bıraktık mı namazı? E bıraktık. Gelmiyor mu bela? Gelmiyor. Niye gelmiyor? Öyle bir bela yok. Dinam inanıyorlar insanlar. Hayır. Allah'ın güzel kullarının duasıyla yine Allah saklıyor Celle Celaluhu bizi yani. Allah öyle saklıyor bizi. Yoksa çarşıda pazarda olanlar çok daha iyi biliyor. Ahlakın ne kadar diz boyuna düştüğünü, dizin de altına indiğini, ayaklara indiğini biliyor herkes yani. Namazla niyazla kimsenin alakası olmadığını camilere gidenler biliyor yani. Normalde gelir bela ama Allah Subhanahu ve teala saklıyor. Farklı gönderiyor. Başka bir deprem. Ne depremi oldu hocam? E, dolar depremi oldu. Dolar depremi oldu. Dolar vurdu. Euro depremi oldu. Sterlin depremi oldu. O depremi oldu. Bu depremi oldu. Depremler oluyor. Ille de e, evler yıkılacak diye bir şey yok. Şirketler yıkılıyor bu depremle de. Zekatını gözetmeyen, Allah'ın kurallarını gözetmeyen depremler geliyor. Yıkıyor o şirketleri. Batıyor ve bitiyorlar. Ne oldu? He, o çok birden çok hızlı büyümüştü. En büyük şirketler listesine girmişti. Forsundan geçilmiyordu. Ondan sonra e, kime kimin tarafına baksa önünde saygıyla eğiliyordu. Ama son iki ay içerisinde battı, gitti, bitti. Şimdi ne adı anılıyor, ne tarafına bakılıyor, <laughs> ne geldiği zaman kapılar açılıyor, hiç. Ne oldu? Dünyanın geçici saltanatına kandı. Şeytanın e, süslü laflarına aldandı hocam onlar şeytanı duymuyor ki zaten şeytan kendi konuşmaz konuşturur etrafındaki insanları konuşturur ha, sekreter patrona e, şey yapıyor tabiri caizse neden e, İşleri çok iyi arabası çok iyi patron benle bir şey olursa beni kabul ederse evimi de alır diyor arabamı alır her şeyimi alır kadınlar etrafında döndü diye <laughs> millet etrafında döndü diye onların sözleriyle kendini bir şey sandı. Hoca efendinin bir tanesinin sohbetini duydu. Ey zenginler bu mülkü size Allah mı verdi? Evet Allah verdi. Biraz imanlıysa bunu kabul ediyor. İmanlı değilse yok ben çalıştım kazandım. O zaman da öyle söylüyor. Alnımın teriyle kazandım. O aklı sana kim verdi? O kuvveti sana kim verdi? Kim verdi? He? Kendinden mi kaynaklanıyor kuvvet? Kendinden kaynaklanıyorsa hastayken niye ayağa kalkamıyorsun? He? Ya da yaşlanınca niye belin bükülüyor? Madem bu kuvveti sen ortaya sunuyorsun, sen icat ediyorsun. Yaşlıyken de icat et, devam et icat etmeye. Biraz imanlıysa e, Allah verdi diyor. E, o zaman zekatını ver de fakir fukara'yı gözet. Fakir fukarayı gözet. Zekat veremem. Malım eksilir. Malın eksilmez. Peygamber Zişan zekatla mal eksilmez dedi. Çoğalır dedi. İman et buna. O hadis-i şerif uydurma. <laughs> Hemen öyle. O hadis-i şerif uydurma. Ya o uydurma da ayette mi uydurma? E ayette de Allahu Teala buyuruyor Celle Celaluhu. Zekat verdiğiniz zaman kat kat artar diyor. Bereketi çoğalır. Hayrı çoğalır. Vel hasıl vermedin, vermedin. Ha. Allah Subhanahu ve teala süpürdü hepsini gitti. Battılar, bittiler. Adına ne koydular? Dolar. Adına ne koydular? Kredi. Adına ne koydular? Ne koyarsan koy adına. Bu Allah'ın gönderdiği bir deprem idi. Senin üzerine çöktü. Senin üzerine çöktü. Allah'ın dinini tutanın üzerine dağlar yıkılsa alır üzerinden atar gider. Hiç sorunu olmaz. Çünkü onlar bilirler. Benim en büyük zenginliğim, ama biraz önce saydı. Dünya ve ahiretin hayrı nedir? Lisanun zakir. Zikreden bir dili benden kim alabilir? Kimse. Ve kalbun şakir. Şükreden kalbi benden kim alabilir? Kimse. Ve bedenun alel belâ isavir. Sabreden bir bedeni benden kim alabilir kimse ee, o zaman ben Allah'ın yolunda olayım da kasırgalar esermiş depremler olurmuş benim zerreme kılma bile dokunmaz Hazreti Ömer'in dediği gibi radıyallahu teala, an Hazreti Ömer'in hilafet önünde, bir sallanmış yer bir sallanmış almış asasını yere böyle bir vurmuş Hazreti Ömer radıyallahu teala, an ben senin üzerinde demiş adaleti sağlamadım mı? Niye sallanıyorsun? Hemen. Şşt, deprem durmuş. Hazreti Ömer'in adaletim gibi adaleti var. Var mı öyle bir yönetici şimdi? Ben senin üzerinde adaleti sağlamadım mı? Diyeceksin durduracaksın. Ee, Allah'ın has kulu ol da deprem senden korksun. <laughs> Sen depremden korkma. Deprem senden korksun. Allah Subhanahu ve Teala bizi Hazreti Ömer'in yolundan götürsün. Amin. Celle Celaluhu. Onlar gibi sağlam Müslüman olmaya gayret gösterelim. Allah'ın rızasını erelim inşallah. Ve Allahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Akdergah ile takip edebilir hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.